Merhabalar, bu bölümde Mercusys, Halo, H80X, Mesh sistemi inceliyorum. Mercusys'e daha önce yer vermiştim, hatta kendim de kullanıyordum. TP-Link'in alt markası. Daha önce duymadıysanız böyle söyleyeyim. TP-Link genelde zaten üst düzey ürünler üretirken bir yandan biraz daha uygun fiyatlı ürünler içinde Mercusys firmasını kullanıyor. Mercusys de aslında temelinde TP-Link teknolojilerini kullanıyor. Hatta TP-Link Türkiye'nin servis desteğini alıyorsunuz. Dolayısıyla Mercusys'le de ilgili bir sorun olursa yine TP-Link'i arıyorsunuz. Bu olay kutulamadan ürünlerin tasarımına kadar her şeyi etkiliyor. Ürünlerin içi aslında TP-Link'in teknolojilerinden farklı değil ya da uygulamasına bakıyorsunuz. Tabii ki orada da yine TP-Link'le benzerlikler var. Ama mesela daha mütevazı kutularda geliyor ya da ürünün tasarımında çok bir cancan yok, işini yapıyor. Şu anda A ürünlerinde devam eden ürünlerin hepsi Wi-Fi 6 desteğini alıyorlar. Wi-Fi 6 versiyonları çıkıyor. Bu maalesef hani keşke yazılımla olsam, öyle değil. Donanımlar değişiyor. H80X de Wi-Fi 6. Ben daha önce H50G'yi kullanmıştım. Benimkisi üçlü bir sistemdi. İlk kullandığım mesh sistemi diyebilirim. Test ettiğim değil de eve döşediğim ilk mesh sistem oydu. Daha önceki sistemde, mesh'ten önceki sistemimde router'ım vardı. Router'dan kablo çekmiştim salona kadar ve onun da ucuna bir başka router takmıştım. Böylelikle ağımı yaymıştım ama bu sistemler, hani şu anda da yapabilirsiniz böyle şeyler ama mesh gibi olmuyor. Hatta şöyle söyleyeyim, Wi-Fi extender ya da yine çok popüler olan Powerline tarzı sistemlerde de hep bir tatsızlık oluyor. O tatsızlık da şu, niye çözülmedi hala bilmiyorum. Evinizin içinde, iş yerinizin içinde dolaşırken router'dan router'a atlama olayı otomatik gerçekleşmesi gerekir. Siz uğraşmazsınız. Ama bu sistemlerin kendisi de, telefonlar da bu işi pek beceremiyorlar. Bir odadan diğerine geçerken gittiğiniz odadaki artık gittikçe güçlenen sinyale bağlanması gerekirken hala daha zayıf olan odanızdaki sinyalde kalıyor mesela, router'da kalıyor. Ne oldu? Biz ağımızı kurduk ama telefon içerideki uzaktaki router'a bağlı kaldı. İşte mesh sistem bu tip arızaları çözdü aslında. Bir vuruşta çözdü. Mesh sistemin ben kötü çalışanına rastlamadım. Mesh sistemi bir tane ağ kurar. İçinde 3, 4, 5 hiç fark etmez işte minik router'ları olur. Bunlar birbirleriyle konuşurlar ama sizin telefonunuz da evinizin içinde geçerken onlara sorunsuz bir şekilde bağlanır. Bu gerçekten ilk çıktığı günden beri düzgün çalışıyor. Ve bizim işte bu telefonun bir türlü ideal router'a bağlanmama sorununu çözdü. Üstelik diğer ürünlere göre kurulumu da çok kolay. Çünkü genelde bunların hepsi birbirinin aynı cihazlar. 3 tane de olsa 10 tane de olsa. Ve sadece bir kere kuruyorsunuz. Bir tanesini kuruyorsunuz. Geri kalanını kendisi zaten ağın kendisi kuruyor. Şifreleri vesaire hepsini kendisi atıyor. Bir vuruşta hepsi güncelleniyor. Hepsi zaten artık uygulamadan kullanılıyor. Dolayısıyla network ürünleri içerisinde herhalde son yıllarda geliştirilen en kullanıcı dostu teknoloji bu. Şu anda sadece şu var. Mesh sistemlerin tabii ki kendi içlerinde standartları var. Rakip firmalarınkiyle konuşmazlar. Hatta bazen aynı markanın iki ürün ailesi konuşmuyor. Mesela burada Halo H serisini inceliyorum. Halo S serisi var. Bunlar bile birbirleriyle konuşamıyorlar. Günün birinde bunların hepsi tek bir mesh ağı altında birleşecektir. Zaten öyle çalışmalar var. Daha önce bahsetmiştim. Şimdilik aklınızda olsun, bir mesh sistem kurduğunuzda aldığınız markanın standardında gidiyorsunuz genişletmek istediğinizde. Bu mesh sistemler tabii zaman içinde böyle popüler olunca routerların içinde de gelmeye başladı. Böylelikle routerınızda varsa sadece tek bir tane cihaz alarak bile ağınızı genişletebiliyorsunuz. Dolayısıyla sizin evinizi kaç tane mesh ile sarabileceğinizi hesaplamanız gerekiyor. İki tane olursa aslında 100 metrekarelik evlerin kurtarılması lazım iki tane cihazla, ama üç tane olursa garanti oluyor. H80X'in hemen bir özelliklerine bakalım. H80X şu kadar bir cihaz. Görüyorsunuz yani elim kadar küçücük minik bir kutu. Pek bir düğmesi falan olmaz zaten bunların. Sadece arka tarafını çevirince reset olur. Burada gigabit portları görüyorsunuz. Bu kadar. Ben hatta şey düşünüyorum. Bunları böyle görünce ya şunları belki oturma odasında mesela durduğunda böyle beyaz bir kutu yerine acaba renklerini mi değiştirseler? Mobilya gibi bir kaplama yapsalar enteresan olabilirdi ama Mercusys'te işte ilk bahsettiğim şey şu neydi? Sade tasarım, işte görüyorsunuz. İşini yapan bir tasarım. Benim incelediğim üründe bundan iki tane çıkıyor ama üçlü versiyonu da var. Ben H50G'yi kullandığım için aradaki farkı gördüm. Onu birazdan konuşacağız ama önce bunun bir özelliklerine bir bakalım. Şimdi AX3000 diye geçiyor. Bunu size daha önce de anlatmıştım. Toplam kapasitesini gösteriyor aslında bu. O nedendir? 5 GHz'de 2400 megabit, 2.4 GHz'de 574 megabit. Bunların toplamını da işte buradaki model adına ekliyorlar. Onu oradan anlıyorsunuz. Cihazlarımızın çoğu artık 5 GHz destekler hale geldiği için bence hani artık 2.4'e veda etmemiz gerekiyor. Ben de genel olarak 5 GHz'de bağlanıp öyle test ettim. Tek bir birleşik ağ sorunsuz dolaşım, işte
Az önce anlattığım mesh'in zaten özü bu. 650 metre kare kadar alanı kaplarım diyor. Bu tabii üçlü kurulum için geçerli ama buna inanmayın çünkü bunu kimse size garanti edemez. Evinizin yapısı, hani kullanılan malzemeye kadar kapsama alanını etkiliyor. Dolayısıyla burada hani metrekareyi sadece hani ideal şartlarda diye düşünün. 150'den fazla cihaza bağlanın. Evet, burada zaten Wi-Fi 6'nın hem kapsama alanında hem de bağlanılan cihaz sayısı anlamında katkısını görüyorsunuz. Gerçekten Wi-Fi 6 cihazlara çok fazla cihazla bağlanabiliyorsunuz. Mercusys'in uygulaması var. Birazdan göstereceğim. Gigabit bağlantı dokları. Şimdi bu önemli. Çünkü eskiden pek insanlar bunu sallamıyorlardı. 100 megabit portlarla gelen modemde zaten onu siz belki de kullanmıyordunuz bile. Fakat ne oldu? Zaman içinde gigabit bağlantılar ortaya çıktı ve artık bunlar evlerimize geliyor. Bunu eğer ki ben bilgisayarıma Wi-Fi değil de kablo ile bağlayacağım, bu gigabit hızını öyle alacağım diyorsanız, ki genelde oyuncular öyle yapar. İşte eğer gigabit port sunmuyorsa aldığınız cihaz o gigabit hızından faydalanamıyorsunuz. O yüzden buna dikkat edin artık bu saatten sonra. Hem Wi-Fi 6'nın altında cihaz almamak bence önemli Wi-Fi tarafında, hem de portlar gigabit port olmalı. Şurada geri kalan özelliklerini de söylüyor. Bunların çoğu zaten Wi-Fi 6 ile gelen şeyler. Bu OFDM mesela öyle, OFDMA öyle. Buradaki mantık şu: Wi-Fi 6 aslında hala 5 GHz ile çalışıyor. Yani 6 ismine aldanmayın. Wi-Fi 6E'de 6 GHz geliyor. Bunda o yok, bu 5 GHz ama Wi-Fi 6 hala. Bunun yaptığı şey şu aslında: ağımızın olabilecek en optimize şekilde çalışmasını sağlıyor. Bunu nasıl yapıyor? Eskiden bu tarz cihazlar kişilerin bağlandığı varsayımıyla yaparlardı. Mesela 3 kişilik bir hanede 3 kişi bağlanıyormuş gibi düşünebilirdiniz. Eskiden bu çalışıyordu ama ne oldu? Şimdi bir kişinin zaten bir sürü makinesi var, bir sürü cihazı var. Kol saatinizden tutun işte telefonunuza, bir sürü cihaz aynı anda internete erişmek istiyor. Bu bir sorun. İşte bu trafik karmaşasını çözmek için Wi-Fi 6'daki teknolojiler geliştirildi. Sinyal taşıma işini de yük taşıma olarak düşünürseniz, mesela kocaman bir kamyonu tek kişinin yüküyle doldurup göndermek verimli değil. Çünkü birçok kişi kendisinin de paketleri taşınsın istiyor. Bu yüzden işte o koca kamyonları bölümlere ayırdılar. Herkesin paketini alıp gidiyor. O sayede gecikmesiz bir şekilde herkese hizmet sunulabiliyor. Yani şöyle sahneler yaşanmıyor. Birisi orada 4K video indirirken, izlerken, siz orada oyun oynarken siz orada gecikme yaşamıyorsunuz. Çünkü her ikisinin de paketleri taşınabiliyor. OFDMA aslında kabaca bu. Bunun bir de daha uzun OFDM sembolü diye bir ifade vardı. O da şu, onu da anlamak aslında kolay. Şimdi iki tane cihazınız var. Biri router, biri telefon diyelim. Bunların arasında bir iletişim söz konusu ama o sinyal birbirlerine ulaşana kadar bir sürü yere çarpıp yansıyor aslında ve aslında kalitesi düşüyor. O sinyalle bize ulaşması gereken bilgi, eğer işte bu yansımalar vesaire nedeniyle sinyal zarar gördüyse, çözülemeden kaybolabiliyor. Bunun için şöyle bir sistem var. Şöyle örnekleyeyim. Mesela ben sokakta bağırıyorum. Siz de diğer taraftasınız. Sokağın diğer ucundasınız. Sokakta biraz dar. Benim sesim eko yapıyor. Ben böyle hiç ara vermeden size bir cümle kurarsam, işte o ekolanmadan size geldiğinde siz hiçbir şey anlamayacaksınız. Ama şunu yapabilirim: bir kelime söylerim, beklerim, yine eko yapar ama size ulaşır, siz onu anlarsınız. İkinci kelimeyi biraz aralıklı söylerim, o da size ulaşır, yine anlarsınız. Dolayısıyla kelimelerimin arasını biraz açarsam ekoya rağmen size gelir ve sizin bunu anlama şansınız artar. Uzakta bulunan cihazlarımızla iletişimde işte bu sorun artıyor çünkü çok daha fazla yansıyarak geliyor. Buradaki OFDM sembolü de bunu anlayıp aralık koyuyor paketlerin arasına ve bu sayede işte anlaşılma ihtimalini arttırıyor. Tabii ki yakınımızda bulunan cihaz için buna gerek kalmıyor. Bunları zaten router ayarlıyor. Sinyal işaretleme teknolojileri var. Mesela şimdi sinyallerimiz birbirine karışıyor. Komşunun sinyali benimkiyle karışıyor. Benim paketlerimle komşununkini, işte kafanızda benzetme olarak kurun, boyadığınızı düşünün. Benimkiler kırmızı renkse, komşununkiler mavi renkse, işte ben o kırmızı renktekileri alıp mavi renktekileri reddediyorum. Beamforming gibi adrese teslim sinyal meselesini de daha önce size anlatmıştım. Cihazla bir kere bağlantı kurulduğunda artık onun nerede olduğunu biliyor ve sinyali ona doğru yoğunlaştırıyor. Multimimo zaten var. O da işte birden fazla cihaza hizmet verebilmesi demek. 5 GHz sayesinde de 2.4 GHz çöplüğünden çıkıyorsunuz. Orada çok fazla cihaz olabiliyor. 2.4 GHz'in de kötülüğü şu: ağ ile alakası olmayan telsiz bir cihaz da 2.4 GHz kullanıyor olabilir. Bunların sinyalleri de karışıyor ama 5 GHz'de güvenli bir alana geçiyorsunuz. 6'da iyice açılıyorsunuz ama işte 6'yı da şu andaki cihazlarınız destekliyor mu sorusu var. 5 GHz artık olmayan kalmadı. Ama işte 6 GHz yani Wi-Fi 6E ve üzeri olan cihazlarınızın olması gerekiyor onu kullanabilmek için. 5 GHz şu an gayet iyi. Yani 5 GHz'de cihazlarınızı kullandığınızda temiz bir alana çıkıyorsunuz. Kaldı ki şu var, uygulamada biraz sonra göstereceğim.
optimize et diyorsunuz ağınızı. Önce bir bakıyor. Diyor ki senin bak internet tıkalı diyor. Kanallar tıkanmış. Ben bunu bir açayım diyor. Arada bir bunu yaparak zaten en optimize şekilde kullanmayı sağlayabiliyorsunuz. Kullanımı çok kolay. İki tane cihaz zaten. Şöyle birisi bağlı birisi değil. Şöyle göstereyim. Bunları nereye konumlandıracaksınız? Mercusys bunların şu şekilde konacağını düşünerek tasarlamış. Kendi üzerinde bir vida deliği falan yok. Hani bir yere asmak istediğinizde. Siz yine de bunları çok fazla kapatmayın. Dolapların içine koymayın. Çirkin cihazlar değiller. Zaten artık her evde bir router ya da modem olduğu için artık alıştınız. Bunlar da birazcık görünür bir yerde olsunlar. Çünkü şöyle bir durum var. Bunlar iki tane. Eğer bunları saklama niyetiniz varsa, yani sinyalinin etkileneceği bir durum yaratacaksanız, o zaman üçlü paketi almanızı öneririm. Ama şu anda ben bütün testleri, yani bütün network cihazlarımı aynı evde, aynı şartlarda, aynı ortamda test ediyorum. Bu ikisi birbirleriyle üçüncü araya üçüncü bir cihaz sokmadan çalışabildi. H50G'de bunu yapamamıştım. H50G'de üçüncüsü gerekiyordu. Koridor, çünkü iki oda arasında koridor var. O koridorda o sinyal çok zayıflıyordu. Ulaşıyordu ama kullanılmaz hale geliyordu. İşte üçüncü araya girerek koridoru da kapsayarak sinyali içeriye tertemiz gönderiyordu. Burada test ettiğimde bu ikisi aynı yere koyduğum halde üçüncüyü istemeden birbirlerini havadan gördüler. Ve tabii ki sinyal zayıflıyor. Tabii ki 1 gigabit internetimin tamamını alamıyorum. Ancak yine de kullanılabilir bir internet elde ettim. 200 megabit yaklaşık indirme hızım vardı. 50 de upload vardı ki zaten 50 maksimumum benim. 1000'e 50 benim internetim. İşte onu 200'e 50 şeklinde aldı. Ama siz derseniz ki yok kardeşim ben son noktasında bile gigabit interneti almak istiyorum. Neler yapabilirsiniz? Birincisi üçlü paketi alırsanız işte bu sorun ortadan kalkar. Aradaki mesafe uzun da olsa 3 tane olunca bunlar hızınızı alıyorsunuz. Ancak yok 2 taneyle istiyorum ben sade bir kurulum istiyorum diyorsanız şu olur. Üçüncüyü istemiyor musunuz? Tamam. O zaman bu ikisini kabloyla bağlarsınız. Wi-Fi ile bağlanmak zorunda değiller. Kendi aralarındaki bağlantıdan bahsediyorum. Bundan bir kablo çıkartır buna bağlarsınız. Zaten portlar gigabit işte ilk başta anlatmıştım önemli diye. Böylelikle ikisi arasında gigabit bağlantı kabloyla kurulur. Bu da o bağlantıyı aldığı gibi gigabit şeklinde yayar. Ne olur araya kablo çekmiş olduğunuz biraz uğraşırsınız ama üçüncü bir cihaz almanıza gerek kalmaz. Bunlarla uğraşmak istemiyorsanız ve havadan bağlantı kursunu istiyorsanız da ya bunları yakınlaştıracaksınız birbirlerini görecekler ya da araya üçüncü cihaz olacak yani üçlü paketi alacaksınız. Benim eski model tabii Wi-Fi 6 değildi. Bir de burada Merkus istiyor ki ben diyor bunları güçlendirdim diyor. Yani bunların sinyali Wi-Fi 6'dan bağımsız olarak da güçlüymüş. Bunlar H50G'ye göre zaten fiziki olarak da büyümüşler. Bu da şuna işaret ediyor. Bunların çok yüksek ihtimalle antenleri de daha büyük. Ötekini test ettiğim için Mercusys'in bu iddiasını doğrulayabiliyorum. Evet bunlar daha güçlü olmasaydı diğerinin H50G'nin 3 tane cihazla hallettiği işi bu 2 tanesiyle hallediyorsa evet bunlar demek ki güçlü demektir. Şimdi aralarındaki bağlantıyı kurduk ama esas bağlantı nasıl olacak derseniz evinize gelen işte internetin bağlandığı modeme kablo takıyorsunuz içinden çıkıyor. Onu da buna bağlıyorsunuz ve uygulamasını indirip ilk olarak buna bağlanıyorsunuz. Ve buradaki kurulumu tamamladıktan sonra diyorsunuz ki ekle. İşte bir tane daha ekle, bir tane daha ekle, bir tane daha ekle. Kendi görüyor buluyor zaten ve kurulumu tamamlıyor. Siz sadece bir tanesine bağlanıp kurulum yaptığınızda diğerleri de kurulmuş sayılıyor. Bundan sonra zaten ilk yapacağınız şey bir firmware update var mı diye bakmak. Varsa güncelliyor. Onun haricinde de kişisel ayarlarınızı yapmaya başlıyorsunuz. Nedir bu ayarlar? Telefonunuza kurduktan sonra ben Android uygulamasını kurdum. Bir defa her şeyin yolunda olup olmadığını, bağlantı kalitesini buradan görebilirsiniz. Eğer Halo'lar arasında mesela bağlantı zayıfsa orada gözüküyor. Diyor ki burada diyor zayıf bir bağlantı var. Ona göre duruma bakabilirsiniz. Bağlanan cihazları görebilirsiniz. Ağınızda eğer isterseniz 2.4 GHz mesela hiç olmasın da diyebilirsiniz. İkisi birlikte de çalışabilir. Bunları ayarlayabiliyorsunuz. Ağ optimizasyonu var onu da söylemiştim az önce. Ağınızı tarayıp optimize etmek için size uyarı veriyor. Diyor ki yapayım mı diyorsunuz. Sadece yap diyorsunuz. O kendisi zaten kanallarını ayarlıyor. Size bir şey sormuyor ve finalde yapıyor. Arada bir yapmakta fayda var. Kara liste var buraya. İşte internete çıkmaması gereken bir şeyi ekleyebilirsiniz. VPS özelliği var. Dolayısıyla işte buradan eklemek yerine VPS'le de diğer cihazları tanıtabilirsiniz. Gelişmiş ayarlarda ise bir kerelik yapılacak ayarlar var. IPTV VLAN'dan tutun port yönlendirmeye kadar DNS ayarlarınıza kadar her şeyi yapabiliyorsunuz. Yani standart bir router'da temel olarak bulduğunuz özelliklerin hepsini buraya koymuşlar. Beamformic gibi özelliklerin etkin olduğundan emin olun burada LED'in bile belli saatler arasında çalışmasını sağlayabilirsiniz. Çünkü gecenin karanlığında gözünüze geliyorsa rahatsız edebilir. QoS hizmeti de bulunuyor. İnternetin hızını siz elle girebilirsiniz. Ebeveyn denetimleri var. Bunda herhangi bir ücret falan ödemiyorsunuz. Burada kendi içinde var.
Buraya ekliyorsunuz. Çeşitli profiller var. O profillerin her birinde tanımlanmış kısıtlamalar var. Kendiniz de ince ayar yapabilirsiniz. Hazır olanları da kullanabilirsiniz. Yönetici seçebilirsiniz. Tek yönetici olmak zorunda değil. Böylelikle başkası da bunun ince ayarlarına erişebilir. Aylık rapora basarsanız da ağınızla ilgili bir istatistik sayfasına ulaşabilirsiniz. Halo H80X ile ilgili deneyimim olumlu. Kullanımı kolay, kurulumu kolay. Zaten şeyi anlıyorsunuz işte TP-Link ürünlerini de test ettiğim için evet bu TP-Link tecrübesi buraya her türlü donanımda da yazılımda da yansımış durumda. Zaten genel olarak ağınızı ihtiyacınızın biraz üzerinde almanızda her zaman fayda var. Belki şu anda Wi-Fi 6 cihazlarınız olmayabilir ama önemli değil. Mesh sistem kuruyorsanız yani zaten evinizde bir ağ var demektir. İşte o ağa da bu yolla Wi-Fi 6 kazandırmış oluyorsunuz. Wi-Fi 6'dan faydalanabilen cihazlarınız geldikçe de işte hiçbir şey yapmadan otomatik bir şekilde ondan faydalanıyorlar. Portların gigabit olması da kesinlikle olumlu. Yine gigabit olmayan portu bulunan cihazları artık tercih etmemelisiniz. Şimdi kabaca bakıyorum tabii değişebilir fiyatları. Üçlü paket 5000 lira. İkili pakette 3200 lira. Yani arada ciddi bir fark var aslında. Hani 300-400 lira verin üçlü alın denecek bir fark değil bundan daha fazla. Dolayısıyla burada kararı siz vereceksiniz. Dediğim gibi her zaman tabii kabloyla birbirlerine bağlanma seçeneği olduğu için orada eğer ki o kabloyu geçiririm ben hiç sorun değil diyorsanız iki cihazlı kurulum yapabilirsiniz. İkisi arasında Wi-Fi ile konuşsun ben razıyım alacağım hıza diyorsanız ki bu hızlar yine yüksek olabilir. Ben 1 gigabit internetimde 200 megabite yakın hız alabildim. Eğer hattım 100 megabit olsaydı tamamını almış olacaktım aslında öyle düşünebilirsiniz. Bunu da hesaba katın. Yok ben tamamını almak istiyorum kablo da çekmek istemiyorum diyorsanız üçlü paketle kurarsanız daha iyi olur tabii ki. Bir de şunu unutmayın bu cihazlar aslında altlı üstlü kullanımı da destekliyor. Yani üçüncü cihaz sadece dümdüz bir çizgi kurun diye değil. Belki de bir tanesini üst kata koyacaksınız. İşte orada da üçüncü parçayı kullanabilirsiniz. Tabii üçte de sınırlı değil daha fazla da ekleyebiliyorsunuz. İhtiyacınız oldukça arttırabilirsiniz. Önce ikili paketle başlarsınız. Sonradan işte bir ikili paketle dörde de çıkartabilirsiniz. Üçlü paketle beşe de çıkartabilirsiniz. Ben şunu da çok net gördüm. Mesh sistemler gerçekten basit sistemler ve bu yansımış tüketiciye çünkü alanlardan duyuyorum. Yani hiç network tecrübesi olmayanlar gitmişler herhangi bir ürün alır gibi alıp kurmuşlar. Kimseden de yardım istememişler. Eskiden böyle değildi. Powerline ürünleriyle ilgili çok soru sorulurdu. Extenderlarla ilgili çok soru sorulurdu. Son olarak şöyle bir ipucu daha vereyim. Evinizdeki modem yenice neyse içinde gömülü bir mesh sistem olabilir. O protokol neyse ona uygun ürünler alarak ağınızı genişletebilirsiniz. Bu size yine tasarruf olarak geri döner çünkü daha az mesh cihazı kullanarak ağınızı oluşturabilirsiniz. Mercus Halo H80X'i incelemiş oldum. Gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Dediğim gibi ben çok daha eski bir ürününü kullandım yaklaşık 1,5 sene ve sıfır sorunla kendim de işte Wi-Fi 6 güncellemesi yaptım bir TP-Link Deco ürünüyle. Aslında değiştirme sebebim buydu. Wi-Fi 6 olmamasıydı çünkü evimdeki cihazlar Wi-Fi 6 oldu. Benzer bir alım yapacaksanız ya upgrade olur ya da işte bir mesh sistem kurmak olur. Mercusis'in bu çözümlerine bakabilirsiniz. Beni takip etmek için ücretsiz bir şekilde aşağıdan abone olabilirsiniz. Çana tıklarsanız bildirim gelir. Ve tabii ki beğeni basarak da basitçe destek olabilirsiniz. Hype puanlarınızdan da benim için kullanırsanız sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.